2019 yılını bitiriyoruz ve 2020 yılına giriyoruz artık. Kimileri soruyor, 2019 yılının sonunda hani dolar 12 olacaktı, olmadı bak. Nasıl olmadı? Ürün ve mal fiyatlarında dolar çoktan 12 oldu da senin haberin yok. Her gün gelen yeni yeni zamlara bir bakarsan, doların kaçtı olduğunu net bir şekilde görürsün zaten. Yarın öbür gün dolar fırladığı zaman ikinci bir zam furyasıyla karşı karşıya kalacaksınız. Onun üstünü örttüler. İşin kötü tarafı bu. Yani 2019 yılının tüm bakiyesini 2020 yılına devrettiler. Sadece dolarda mı? Hayır. Ekonomiyle ilgili tüm enstrümanlarda sıkıntıları 2019 yılından 2020 yılına devrettiler. Kimileri 2020 yılı çıkış yılı olacak diyor. Hayır. 2020 yılı çöküş yılı olacak. Eğer ki bu sorunlar 2019 yılı içerisinde kabul edilmiş olsaydı, 2019 yılı bir çözüm yılı olarak kullanılabilseydi o zaman 2020 yılı evet bir çıkış yılı olabilirdi. Ama ne yazık ki her şeyin üstü örtüldü. Palyatif, günü kurtaran tedbirlerle işin içinden çıkılmaya çalışıldı. Hele ki bir de 2020 yılında bir erken seçime gidilirse vay ki vay, vay ki vay sevgili dostlarım o zaman. Neden diyeceksiniz? Çünkü seçim harcamaları da işin üstüne biner. Bir şeyleri örtmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam ederler. Ola ki bir de seçim kaybedilirse işte o zaman yeni gelen cumhurbaşkanının ya da yeni gelen hükümetin üzerine her şeyi yıkmak için Vatandaşı perperişan ederler. Vatandaşın üzerine tamamen yüklenirler. Neden? Bakın bizi seçseydiniz böyle olmayacaktı diyebilmek için. Ha kendileri seçilirse ne olur? Kendileri seçilirse de durum hiç değişmeyecek merak etmeyin. Daha önce de çok duyduk biz bunları biliyorsunuz. Başkanlık seçimleri bitsin ekonomi süper olacak. Yerel seçimler bitsin ekonomi süper olacak. Şu bitsin ekonomi süper olacak, bu bitsin ekonomi süper olacak. Valla diyanet dışında kimse için ekonomi süper olmadı. Ya da saray dışında kimse için ekonomi süper olmadı. Zam üzerine zam yemeye, vergi üzerine vergi yemeye devam ettik ve yemeye de devam edeceğiz. Sadece vergiler önümüzdeki yıl yani 2020 yılında %22.58 oranında zamlanıyor. Hani enflasyon %12 idi? E enflasyon %12 de onunla ilgili değil bu %22.58'lik zam. Of sevgili dostlarım of. Bakın 2020 yılına tam 447 milyar dolarlık bir dış borçla giriyoruz. Eski parayla bakarsanız 2.7 katrilyon liralık bir dış borçla giriyoruz. Ve bu borcun döndürülmesi neredeyse imkansız olacak 2020 yılında. Çünkü arka arkaya yaptırımlar gelecek. Amerika yaptırımları kabul etti biliyorsunuz. S-400 ile ilgili yaptırımları kabul etti. Yeni yaptırımlarında yolda olduğunu çok net bir şekilde biliyoruz. Ama biz yerli araba, Kanal İstanbul falan filanla bunların üstünü örttük. Ketempere'ye getirdik her zaman olduğu gibi gündemi değiştirdik gitti. Gündemi ne kadar değiştirirsen değiştir. Gerçekler gün yüzüne çıkmak zorundadır. Ve göreceksiniz bu gerçekler 2020 yılında gün yüzüne çıkacak. Bu yaptırımlar uygulandığı an itibariyle Türkiye'nin işte o dış borcunu çevirmesi çok daha sıkıntılı hale gelecek. Faiz ödemelerimiz artacak. Faiz ödememize rağmen borç bulmamız zorlaşacak. Ve o hani bir sente muhtaç olduğumuz günler var ya belki de o günlere dönmek zorunda kalacağız. Ya felaket tellallığı yapma. Ne alakası var kardeşim? Bu felaket tellallığı değil. Bu gerçekleri çok net bir şekilde görmek ve sizlerle paylaşmak bu gerçekleri. Esas siz gerçekleri sizinle paylaşmayanlara kızacaksınız bana değil. Ben neyse gerçekler onları ayan beyan söylüyorum ve ne yazık ki tek tek çıkıyor bakın. Vatandaş her geçen gün daha da fakirleşecek. Daha da satın alma gücü düşecek demiştim. İşte geldiğimiz nokta ortada. 3 milyon kişi kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşmüş durumda Türkiye'de. Tam 3 milyon kişi. Bunun dışında tam 12,5 milyon kişi temerrüt ve icra yılına düşmüş durumda. Evet kapısına icra dayanmış durumda. 12,5 milyon kişi 85,5 milyon kişilik bir nüfusa sahibiz ve bunun 12,5 milyon kişisi şu anda icralık. Biz kişi olarak görüyoruz, okuyoruz bunu ama hane olarak okumak çok daha mantıklı sevgili dostlar. Yani Türkiye nüfusunun neredeyse yarısı hane olarak bakıldığı zaman icralık pozisyonda Türkiye'de. Ama Türkiye büyüyor, gelişiyor, kendi otomobilini çıkartıyor. Kendi otomobilimiz olduğu da ne kadar doğrudur? O da ayrı bir tartışma konusu. Motorunu Almanya'dan getireceksin, tasarımını İtalya'da yaptıracaksın, üretimini de İtalya'da yaptıracaksın, Türkiye'ye getirip burada sergileyeceksin. Neymiş efendim? 2022'ye kadar biz Türkiye'de fabrikamızı kurup yerli otomobili piyasaya sunacakmışız. Kanal İstanbul 75 milyar dolar harcayacağız Kanal İstanbul'a. Nereden bulacağız bu parayı? Kendi kendini finanse edecekmiş. Aynı Müteahhitlerin kendi kendini finanse ettiği gibi, köprülerin, yolların, tünellerin kendi kendini finanse ettiği gibi. Devlet zorunlu ödeme yapacak aslına bakarsanız. Garanti ödeme yapacak ama kendi kendini finanse etmiş olacak. E, müteahhitlerin de köprüleri yaparken, tünelleri yaparken kendi cebinden finanse edeceğini söylüyorlardı. Bugün biz... Her yıl takır takır devletin bütçesinden yani vatandaşın cebinden garanti ödeme yapıyoruz. Köprüden geçseler de geçmeseler de, yoldan geçseler de geçmeseler de, tünelden geçseler de geçmeseler de ne yapıyoruz? Ballı kaymaklı müteahhitlere hem de dolar üstünden bakın dolar kurundan ödeme yapmaya devam ediyoruz. Dolara her konuda tukak diyoruz ama ballı kaymaklı müteahhitlere ödemeye gelince dolar kuru üzerinden yapıyoruz. 3 milyon kişi kredi kartı borcundan dolayı takipte, 12,5 milyon kişi icralık demiştim ya size. Bununla da bitmedi. Fakirlik yüzünden her gün ortalama 8 ila 10 kişi intihar ediyor. 2020 yılına bu pozisyonda giriyoruz. Aralık ayında Açlık sınırı Türk işin araştırması, benim araştırmam değil. Açlık sınırı 2162 lira, yoksulluk sınırı 7044 liraya dayanmış durumda. Ama bizim asgari ücretimiz 2325 lira. Hem yoksulluk hem de açlık sınırının altında yaşamak zorunda kalıyor insanlarımız. Mahkum ediliyoruz. Açlığa, yoksulluğa, sefilliğe mahkum ediliyoruz. 2020 yılında da. Ama Kanal İstanbul yapıyoruz. Ama yerli otomobil çıkartıyoruz. İşsiz sayımız 8 milyon kişiye dayanmış durumda. Genişletilmiş işsizliğe baktığımız zaman 10-12 milyonlara dayanmış bir işsizlikle karşı karşıyayız. Genç işsizlik 5,5 milyon kişinin üzerinde. Üniversitede işsizlik 1 milyonun üzerinde. Bunlar ki resmi veriler. Gayri resmi verilere bakarsak. İşin çok daha dramatik seviyelerde olduğunu zaten net bir şekilde görüyoruz. Ama biz yine de büyüyoruz, gelişiyoruz, dengelendik kuru baskıladık gerisinin hiçbir önemi yok. 2020 yılı nasıl çıkış yılı olacak? Hadi gelin bana anlatın. Sanayiye mi yatırım yapıldı? Tarıma mı yatırım yapıldı? Teknolojiye mi yatırım yapıldı? Kuru baskılamak faizleri suni bir şekilde aşağıya çekmek dışında ne yapıldı? IMF Türkiye ekonomisi kırılgan diyor. Dünya Bankası Türkiye ekonomisi kırılgan diyor. Aklı başında tüm ekonomistler Türkiye ekonomisi çok ciddi kırılganlıklar taşıyor diyor. 2020 yılı 2019 yılından çok daha zor geçecek diyor. 2019 yılında hiçbir şey yapılmadı diyor. Israrla bu ülkeyi yönetenler tüm bu fakirliğe rağmen Türkiye ekonomisinde her şey harika demeye devam ediyorlar. 2020 yılı ne yazık ki 2019 yılından daha iyi olmayacak. Buna kendinizi hazırlayın. Hem de her şeyinizle hazırlayın. İşsiz kalmaya hazırlıklı olun. Paranızın pul olmasına hazırlıklı olun. Her an bir devalüasyonla karşı karşıya kalabilirsiniz çünkü. Kamu vergiyi toplayamıyor. Onun için diyor ki vergide indirime gidiyorum. Faiz oranlarını %2'den %1.6'ya çekiyor. Kamu normal vergileri toplayamadığı gibi Dolaylı vergileri de toplayamıyor çünkü her geçen gün kayıp kaçak artmaya devam ediyor. İnsanlar tütün sarıyor, insanlar evde alkolünü yapıyor. Dolaylı vergiyle ilgili beklenti her geçen gün biraz daha aşağıya düşmeye devam ediyor. Sadece vatandaş değil, aynı zamanda devlet de her geçen gün fakirleşmeye devam ediyor. Çünkü vergilerini toplayamıyor. Vergilerini toplayamadığı gibi kaynaklarını çarçur etmeye de devam ediyor. Diyanet'e önümüzdeki 4 sene içerisinde 66 milyar lira para aktarılacak devletin bütçesinden. Neden? Teknoloji mi üretecek Diyanet? Sanayiye yatırım mı yapacak Diyanet? Tarım mı yapacak Diyanet? Hayır. 66 milyarı biz mezara gömeceğiz. Başka ülkeler teknolojiye, tarıma, sanayiye yatırım yaparken işsizliğinin önünü kesmek için elinden gelen her şeyi yaparken biz paramızı mezara gömmeye devam ediyoruz. Biz paramızı Kanal İstanbul'a gömmeye devam ediyoruz. Ranta gömmeye, betona gömmeye devam ediyoruz. Bu hataları yaptığımız için de devletimiz ne yazık ki her geçen gün biraz daha fakirleşmeye devam ediyor. Keşke iş bununla kalsaydı. Biz Suriye'de yaptığımız hataları bu kez Libya'da yapmaya devam ediyoruz. Şimdi Libya'ya asker göndermeye çalışıyoruz. Libya'da hem Mehmetçiğimizi tehlikeye atacağız ve hem de aynı Suriye'de olduğu gibi belki de bu kez 5 milyon Libyalıyı Türkiye'de ağırlamak zorunda kalacağız. Sırtımızdaki kamburun daha da büyümese neden olacağız. Sadece Suriyelimiz değil şimdi Libyalımız da olacak. Ha Suriyelilerimiz de artarak gelmeye devam ediyor. 200 binin üzerinde Suriyelinin şu anda sınırda olduğu söyleniyor. Türkiye'ye giriş yapabilmek için ne yazık ki 2020 yılı çok daha zor, çok daha meşakkatli bir yıl olacak. Türkiye'nin vatandaşı bedel ödemeye devam edecek. Neden? Bizi yönetenlerin yaptığı hatalar yüzünden. Koltuklarını, bekalarını korumak adına ısrarla yaptıkları hatalar yüzünden vatandaş bedel ödemeye devam edecek sevgili dostlar. 3-5 kişi zenginleşirken 3-5 kişi koltuklarını korumaya devam ederken biz her geçen gün daha fakirleşmeye, daha da dibe vurmaya devam edeceğiz. Kimse bana 2020 yılı denge yılı, kimse bana 2020 yılı çıkış yılı olacak falan demesin. Türkiye'nin gerçeklerini azıcık gören herkes 2020 yılının 2019'dan çok daha zor olacağını net bir şekilde görür çünkü. 2019 yılının tüm hatalarını biz büyük bir bakiye olarak 2020 yılına devrettik çünkü. İşsizliğimiz daha da artacak. Reel sektörümüz daha da büyük bir bunalıma girecek. konkordatalar artacak, iflaslar artacak. Bunu görmemek için ya polyano olmanız gerekiyor ya da kötü niyetli olmanız gerekiyor sevgili dostlar. Bir şeylerin üstünü kapatmanız, örtmeniz gerekiyor ve bu örttüğünüz şeylerle ilgili vatandaşınızı inandırmanız gerekiyor. İşte bize yapılan da bu. Sürekli olarak gündem değiştirerek yok yerli otomobil, yok Kanal İstanbul, yok o yok bu deyip gündemi değiştirerek insanların asgari ücreti, fakirliği, yoksulluğu, işsizliği unutmasını sağlamak ne zamana kadar yeni bir seçime kadar yeni bir seçimi kazanana kadar o seçimi kazandıktan sonrası zaten umurlarında bile olmayacak. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.